Yani. Ayrıca emekli ne aldığını bilmiyor muyuz ki birdenbire? Zaten Aa meğer. emekli döviz alacak parası var mı? 75 dolardan bahsediyoruz yani. Onu da gidip bankadan alıyor. Olaya bu kadar uzak yani. Şimdi bakın Yüksek buradan. burada tarihi seviyelerde diyoruz ya, İmamoğlu'na gidiyormuşuz, tarihi meselelere döneceğiz. Aşısını oldu, şimdi soru cevapta. Bütün basın mensubu arkadaşlara kolay gelsin ve sağlık diliyorum. Bugün burada bulunmamın sebebi öncelikle sistemde üçüncü aşımın çıktığını görünce vurulmamın şart olduğunu bilen bir vatandaş olarak geldim, aşımı vuruldum. Covid ile ilgili süreç, pandemi dönemi henüz bitmiş değil. Dolayısıyla bizim çok hassas ve dikkatli olmamız gerekiyor. Şu an yeni varyant konuşuluyor. Avrupa'da bazı ülkelerde kapanmalar söz konusu. Dolayısıyla Covid'i geçirmiş birisi olarak, ardından iki aşısını olmuş birisi olarak bugün de üçüncü aşım sistemden çıkar çıkmaz üçüncü aşımı oldum. Bütün vatandaşlarımızı aşıya duyarlılık konusunda çok özenli davranmalarını istiyorum. Bunu açıkça çok ısrarla istiyorum. Çok yakın tanıdığım birinin yine bir hafta önce aşı olmama direnciyle beraber COVID'i yakalanınca hayatını kaybettiğini öğrendim ve çok üzüldüm. Bu konu çok çok ciddiye alınmalı. Şu an bilimin bize işaret ettiği konu ki dün Tabipler Odası İstanbul Şube Başkanı ve diğer meslek odaları başkanlarıyla da bu konuda görüşme yaptım. Ortak bir kampanyayı, aşı ile ilgili kampanyayı büyütme sürecine dair İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bir süreci başlatacağız. Vatandaşlarımızı daha yoğun bir biçimde bilgilendireceğiz. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Lütfen sırası gelmiş ise üçüncüyü de olmalarını öneriyorum diyerek kendi aşımı da yaptırdığımı tekrar buradan ifade edeyim. Şimdi ben de bugün basınla paylaşacağım konular var. Elbette birkaç notum da var çünkü bazı sayılara, bazı oranlara temas edeceğim. Değerli basın mensupları, Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal bütçesini Gazi Meclisimizde hep beraber izledik. Ne yazık ki hafta başından beri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye'nin bütçesi konuşulacağına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin konuları konuşulur oldu. Bunlar tabii sadece bir konuşma değil, akıl dışı ithamlar, suçlamalar içerdi. Bu anlamda benim size bahsedeceğim birkaç başlık var. Birincisi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçe ile ilgili konuşması esnasında gerçekten akla sığmayan, edebe sığmayan, patavatsızca hem benim şahsıma dönük, ismimle beraber İstanbul Büyükşehir Belediyesi de dahil olmak üzere iktidar üyelerince özellikle bir borçlanmayla suçlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi borçlanıyor, şu oluyor, bu oluyor. Evet, borçlanıyoruz. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi 10 tane metro yapıyor. Borçlanıyoruz çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi değişir değişmez tek bir devlet bankasının, tek bir iller bankasından tek bir kuruş dahi kredi kullandırılmayan bir kurumuz. Tek bir lira, kuruş ne devlet bankaları ne kamu kurumları üzerinden, İller Bankası üzerinden bir borçlanma, bir kredi imkanı sağlanmamıştır. Seçimde kimin parasını kime harcıyorsunuz diyorlardı ya, bu da şöyle bir soruyu gerektiriyor. Hani kimin parasını, kimin kaynağını devletin bir başka kuruluşundan esirgiyorsunuz ya da kullandırtmıyorsunuz sorusunun sorulacağı bir yer burası. Zira bu akıl kötü bir akıldır.
bu akıl aynen o hani seçim iptal edildiği için ben bu siyasi akla bir terim kullanmıştım. Hakkımda dava açıldı başka bir yere götürülerek ama bu akıl aynı yanlışı yapmaya devam ediyor. Ve ne yazık ki bizi mağdur ediyor. İstanbul kaderine terk edilmişti. Biz geldik, toparladık. 10 tane metro hattında birden çalışan bir şehir olduk. 2 tane metro hattını hazırlayan bir şehir olduk. Durmadan yolumuza da devam ediyoruz ve İstanbul'da iş üretiyoruz. Bakın bütçeyle ilgili ben esas kalemi vereyim. Bütün bunları bir kenara koysunlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesini Kasım ayında sundum. Üstünden 15 gün geçti. 15 gün geçti ve sunduğumuz bütçeye sadece 15 gün içindeki kur farkının getirdiği fark 5 milyarın üzerinde, 5,5 milyara doğru gidiyor. Yani bir metro hattı kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi para kaybetti. Bunları konuşun. Bunları konuşulacağına ne yazık ki 10 metro yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, Ekrem İmamoğlu'na laf atmayı, Türkiye'nin bu bütçesinde bu başlarını öne eğip utanç duyacaklarına İstanbul'a laf atmayı kendilerine vazife kıldılar. Ama onlar konuşsun, biz yapmaya, iş üretmeye devam edeceğiz. Gelelim ikinci mesele. İkinci mesele İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 150 yıllık kurumu İETT. İETT'nin 2 milyar liralık ihalesinde 700 milyon liralık, bakıyorum ki rakamlarında yanlış yapmayayım, uydurma rakamlarında bile yanlış yapmama titizliğini gösteriyorum. 700 milyon liralık yolsuzluk varmış. İhale adrese teslim yapılmış, öyleymiş böyleymiş bir şeyler daha ilave ettiler. Müfettişler görevlendirilmiş, vergi daireleri görevlendirilmiş, MASAK görevlendirilmiş. Ben ilave edeyim, FBI'yi görevlendirdiler, CIA'yı görevlendirdiler ve bizim bu ihaleleri kontrol edeceklermiş. Allah bunların hepsine akıl versin. Öncelikle buyursunlar, bekliyoruz. Bütün kamu kurumlarını denetleyebilirler, bekliyoruz. Ama şunu söyleyeyim. Buradan yani özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bilgi aldıkları kişiler Ankara'daki hem milletvekillerini hem de bakanları fena halde kandırmışlar. Birçok konuda kandırdıkları gibi, birazdan onunla ilgili de örnek vereceğim. İETT'de yapılan, bizden önce yapılan açık ihale oranı %74. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin biz teslim aldıktan sonra yapılan açık ihale oranı %91'e çıkmış. Yani %74'ten %91'e çıkmış. Devam edeyim. 8 tane araç bakım ihalesi yapmışız. Bunları 4 farklı şirket kazanmış bir kere. 4 farklı şirket. Kıyameti koparttılar. İşte 4 ihalede açık ihale olarak yapılmamış vesaire. Hepsi açık ihaleyle yapılmış. Yani bunun hangi adrese nasıl teslim? O ihalelere 5 farklı şirket katılmış. Yani buna nasıl böyle bir hükümde bulunabiliyorlar? Gözlerini ne karartıyor anlayabilmiş değilim. Yok efendim burada marka ismi kullanacağım, kullanmak mecburiyetinde bıraktılar. Yok efendim Mercedes firmasını biz ihaleye almamış. Mercedes firması ihaleye katıldı, girdi, teklif de vermiş. Dolayısıyla buradan çağrı yapmak durumundayım Mercedes firmasına. Karşısında 150 yıllık İETT firması var. İETT ile çalışan bir kurumdur Mercedes. Daha öncesinde de şu anda bile bizde dönen otobüsleri var. Dolayısıyla 150 yıllık İETT'ye kendi markaları ve firmaları üzerinden iftira atılıyor. Bu iftiraya müsaade etmemeliler. Mercedes firmasını çok acil olarak açıklama yapmaya davet ediyorum. Mutlaka açıklama yapsınlar. Bu iftiraya seyirci kalmasınlar, ayıptır. Karşısında tekrar ediyorum, 150 yıllık İETT firması var. Bir avuç yalan ve iftirayla konuşan insanlara müsaade etmeyecek. Böylesi bir ulusal ve önemli bir kurum. Şimdi son olarak en belki sıra dışı, en akıl dışı
gerçekten psikolojik analize de ihtiyaç olan bir konuya geliyorum. Bu da bu psikolojik analize ihtiyaç duyulan konu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuştuğunu, tavırlarını gerçekten bilimsel olarak, tıbbi olarak incelenmesi gereken İçişleri Bakanı ile ilgili. Ne demiş? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Sayın Bakan, çeşitli terör örgütlerine mensup 557 kişi çalışıyor. Bak bak bak. 557 terör örgütü. Yani 86 bin İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanını zan altında bırakıyor. Bakın, bu ilk değil. Yani bu Sayın Bakan'ın yaptığı ilk değil, onlarcasını yaptı. Bu bakan dün itibariyle ben aslında cevap verecektim. Hatta ilk gün bile cevap vermeyi düşündüm. Yok dedim, bekleyeyim. Dünü de bekledim. Niye? Yani şimdi ülkede sokakta gezen ya da bir kurumda çalıştığınızı bildiğiniz 557 tane terör örgütü üyesi var diyeceksiniz. Bekledim ki herhalde gelip onları alacaklar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Öyle ya. Terör örgütü üyesi ise gelip tutuklayacak değil mi bunu? Yalanı konuş, iftirayı at, köşene çekil. Bu yani hem meclisteki tutumu, tavrı. Bu arada kimse gelmedi yani. Siz de duymadınız herhalde. Meclisteki tutumu, tavrı, davranışları, kavga etme biçimi, psikolojik ruh hali, yüz ifadeleri açısından ben buradan çağrı yapıyorum. Gerçekten çağrı yapıyorum. Ciddi bir öneride bulunuyorum. Ve bu önerim ciddiye alınsın istiyorum. Sağlık kuruluşları, bağımsız sağlık kuruluşları gelsinler ve bu psikolojisi ciddi şekilde bozulmuş Sayın Bakan'la ilgili bir analiz yapsınlar. Çünkü Türkiye'nin bu kadar önemli bir kurumunun başındaki insanın psikolojisi bu haldeyse bizim kadim kurumumuz, İçişleri Bakanlığımız tehlike altında demektir. Yani bu şekilde ithamda, iftirada bulunan bir insan daha önce de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dair saçma sapan hamleleri olmuştur. Sizler de şahitsinizdir. Hadi bunları bir kısmen normal karşılıyorum. Tıbbi olarak yorumlamıyorum. Kurban toplanmasına yasak getirmek gibi bir takım davranışları, bir takım hareketleri, parayı bloke etme çabasındaki iktidar mensubu olmanın verdiği telaşlı davranış. Bunlar normal karşılıyorum ama bu normal değil. Bu normal değil. Şimdi gerçekten ciddi bir muayeneye tutulmalıdır. İçişleri Bakanlığı değerli bir makam. Sağlıklı ve rasyonel bir biçimde İçişleri Bakanlığı'nın yönetilmesi şarttır. Bu arada şunu söyleyeyim. Bakın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde dendi ki 45 bin kişi işe aldı Ekrem İmamoğlu. 45 bin. Aradan bir ay geçmedi. İçişleri Bakanı ne dedi? 33 bin kişi aldı. Bakın 45 bin dediğinde ben dedim ki yalan konuşuyorsunuz. 33 bin. Ne oldu? 12 bin, en azından 12 bin kişi yalan konuşulduğu ortaya çıktı. 12 bin kişi. Şimdi yani sadece o değil. Bakın bugün itibariyle bizde günlük tablomuz vardır. Şöyle günlük tablomuz vardır. Kurum kurum 20.958 eleman girdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne. 20.958, özür diliyorum, 20.958 eleman çıkartıldı. Özür diliyorum, işe giriş. Evet, 20.958 işe girdi. 20.958 işe girişin içerisinde de farklı farklı işe giriş modelleri var. Örneğin yeni çıkarılan kurala göre taşeronda çalışan elemanların ki ağaç aşı ana kaynağı 3000'e yakın insan buradan otomatikmen işe alındı. Örnek veriyorum. Bunun gibi 20.958. Bak 45 bin nerede? 33 bin nerede? 20 bin nerede? Yalan konuşuyorlar. İstanbul'daki temsilcileri de yalan konuşuyor. Bu lafı, bu sayı veren Sayın Bakan da yalan konuşuyor. Az önce attığı iftiralar gibi. Biz hani bir rakam daha vereyim insanların en azından zihninde. Buna karşılık 15 bin çıkış yapıldı. 15 bin. 86 bin kişilik yapıda 15 bin. 15 binde
direkt akit fesi, sadece tarafımızdan yapılan akit fesi 3376'dır. Yani biz 15 bin kişiyi çıkartmadık. Niye? Mesela 3017'si zaten kendisi ayrılmış. Örneğin 3770'in emekliliği gelmiş. Yani 15 bin kişiyi biz işten çıkarttık. 20 bin kişiyi aldık, o da değil yani. Bunun farklı modelleri var. Dönemsel. Mesela 20 bin kişinin içinde yüzlerce, hatta binlerce diyebileceğimiz sayıda kurumlardan bize nakiller var. Aynen bizden başka kurumlara nakil gittiği gibi. Dolayısıyla bizde sayılar net. Günün sonunda şunu söyleyeceğim. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, anayasada güvence altına alınan mecliste söz söyleme hürriyetini koruma diye bir kural vardır. Son mecliste yapılan tavırlar, ortaya atılan yalan ifadeler, iftiralar, karalamalar, tabii Sayın Bakan'ın itibarı beni itibarsızlaştırmaya asla yetmez. Onu ifade edeyim ama ben kanuna hakkımı arayacağım. Kişisel haklarıma saldırı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurumuna saldırı üzerinden hukuk önünde hakkımı arayacağım. Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmayan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kadim kurumu İçişleri Bakanlığı'na yakışmayan ve ne yazık ki şu kötü ve zor günlerde, yani insanların ekonomik olarak belki de Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kısa zamanda bu kadar fakirleştiği bir dönemde bir de böyle toplumun ruh halini bozacak, toplumu ne yazık ki daha da karamsarlığa itecek tavırları gösteren bir bakanla karşı karşıyayız. Allah milletimizi de onun gibi yöneticilerin karşısında korusun. İnsanları bölüştürmeye, insanları bölmeye, uzaktan sokakta yürüyen vatandaşları terörist ilan etmeye, kurumda çalışan insanları terörist ilan etmeye devam ediyorlar. Ama dediğim gibi bağımsız tıp kuruluşlarını buradan tekrar davet ediyorum göreve. Tıbben bu beyefendiyi analiz etsinler, incelesinler, ülkemize daha fazla zarar vermesin diye. Teşekkür ederim. Başkanım, İçişleri Bakanı'nın İBB'nin el konan yolsuzluk dosyalarıyla ilgili de bir açıklaması oldu. 21'i hakkında hukuka aykırılık olmadığı tespit edilmiş. 6'sıyla ilgili de ön inceleme izni vermiş. Bu 21 dosyanın akıbeti ne olacak? Bu, diğerlerini biliyor muyuz? Hangileri? Yani bu kadar, az önce söylediğim analizleri yapan bir insanın 21 dosyada hiçbir şey yoktur demesine inanmanız mümkün mü? İnanmam mümkün mü? Ona bırakır mıyım ben onu? 33 tane dosyamız var, soruşturmaya tabi tutulan. Bu dosyaları bakanlık usulsüz bir biçimde elimizden almıştır. Böyle bir uygulama yapılmamıştır daha önce. Almıştır, sindirmeye çalışmıştır. Bir yılı aşkın süredir ellerinde tutuyorlar. Şimdi efendim 21'inde hiçbir şey bulunamadı. Hadi oradan. Hadi oradan. Her birini analiz edeceğiz. Her biri takibimizdedir. Hiçbir şekilde o 33 dosyanın hiçbir tanesinden bile gözümüzü ayırmıyoruz, takip ediyoruz. Görev yapmamız engelleniyor. Aynen az önce dediğim gibi devlet bankalarının bize 1 lira vermemesi gibi, İller Bankası'nın 1 lira vermemesi gibi. Bakın bütün kurumları zapt edilmiştir. Aynen bu biçimde şu anda da bizim soruşturma yapmamız, yolsuzluklarla ilgili derinlemesine araştırma yapmamız engellenmektedir. Ama her bir dosyayı tek tek analiz etmeye devam edeceğiz. Size çok soruldu, çok kez cevap verdiniz ama bir de gündemin diğer bir maddesi Cumhurbaşkanlığı konusu var. Her seferinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda geri durdunuz ve en son yaptığınız açıklamada gündeminde yok dediniz. Bu konuyu hiç CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme durumunuz oldu mu? Ve sizin gönlünüzde yatan bir aday var mı? Sayın Genel Başkanımızın benimle konuşacak o kadar konuları var ki. 100 tane konusu var, biri bu değil. Biri bile bu değil. Dolayısıyla şu anda Millet İttifakı, başta Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, benim genel başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere bu konulara odaklı çalışmalar sürdürüyorlar. Beni ilgilendiren ve ülkemizi ilgilendiren benim az önce anlattığım konular, dövizin artışı, milletin fakirleşmesi, yapılan yolsuzluklara müdahale edilmemesi, yalan ve iftira ile insanların bölünmesi meselesidir. Benim başka bir konum yok, İstanbul'la ilgileniyorum. Teşekkürler. İşte yaptığı konuşmada bir el hareketi vardı. Bu çok konuşuldu. Sizin yorumunuz ne olacak benim, bu konuda? Benim öyle bir gündemim yok Fatma Hanım. Teşekkür ederim. Sağ olun.
En son söylediği, tam soru duyulmadığı için belki anlaşılamamış olabilir. Cumhurbaşkanı adayı olacağı yönünde çeşitli biliyorsunuz söylentiler çıkıyor.